Bakın burada durmuş. Buradan tekrar yukarı dönmüş. Tekrar bakın buradan tepki alması önemli. Bu seviyeden bakın. Bu seviyeden tepki alması önemli. Buradan artık düşüş başlıyor ve bu kama oturuyor arkadaşlar. Bu bildiğiniz yükselen kama. Bir kanalla karıştırabilirsiniz bunu. Bakın kanalda da karışıyor esasında. Biliyor musunuz? Esasında burada bir kanal var. Yükselen kanal. Ama yükselen kanalı çok ihlal var. Bakın. Şuralarda birçok kez geçmiş ve burada asıl burada sıkıntı. Burada bakın bir kanalın dışından bir hareket. Kanal genelde içeriden başlar. Dipten başlar kanal oluşumu. Burada ise tam tersi tepeden başlamış. Güç kaybederek daha sonra yükselişe geçmiş. Bu bildiğiniz kama arkadaşlar. Yükselen kama. Zaten yükselen kamada nedir? Düşüş şuradan başlar. Şuralarda stop olmanız tavsiye edilir. Yani ben şuralarda stopunuzu koymanızı öneririm. Geri dönse bile arkadaşlar bu. Şöyle bir test yapar en fazla. Şunu bekleyin. Bazen dönüp gidiyor. Boğalar galip geliyor. Dönüp gidiyor. Şu dönüşü bekleyebilirsiniz. Stop olmak için. Ya da burada stop olur. İyice beklersiniz. Buraya geçerse alırsınız tekrar ki mantıklı olan odur. Hatta şuraya geçmesini beklemeniz lazım. Şu seviyeyi. Şu seviyeye geçmeden de almanızı çok önermem yani. Çünkü şunu yapabilir. Çok kez yaptı. Düşüyor. Sonra buradan tekrar tepki alıp tekrar düşüyor. Retest yapıyor aslında. Bunu yapabiliyor yani coinler. Dolayısıyla stop olduktan sonra beklemekte fayda var arkadaşlar. Şunun geçilmesi, hatta şu seviyenin de geçilmesi sizi güvende tutar. Onu söyleyebilirim. Veya şurada alırsınız tekrar. Şurada alırsınız. Stopunuzu buraya çekersiniz. Düşerse düşer, yürürse yürür. Bu sizin trade mantığınızla, işte yoğunluğunuzla. Ben bazen meşgul olduğum zaman hiç uğraşmıyorum bunlarla. Stop olduğunda artık bekliyorum düşüşü. Çok detaylı takılmıyorum. Bugün sizle paylaştığım detaylar gibi. Eğitim amaçlı paylaşmışım. Bakın. Bir çekelim. Şurası başlangıç yeri. Hatta biraz yukarı çekeceğim. Şurası düşüş yerimiz. Şurası bitiş yerimiz. Ben şuraya alırım. Şu seviyeyi. Başlangıç yeri. Bakın. Seviyeler oturuyor. Hemen hemen oturuyor arkadaşlar. Şu seviyeden dönmesini bekleriz ki dönmüş. Biraz tuzaklı dönmüş. Hızını alamamış. Ayılar galip gelmiş biraz. Buradan tuzaklı dönmüş. Buradan artık burası artık arkadaşlar dip seviyeymiş bakın. Şurada. Çünkü ciddi bir akümülasyon var şurada. Bırakmamış kendini. Buradan geriye dönmüş arkadaşlar. Tekrar bakın FIP seviyeleri çok iyi çalışmış. Yükselişleri. Görüyor musunuz? Daha sonra düşen kama. Tekrar güç kaybetmiş. Düşen kama arkadaşlar. Düşen kamadan sonra bir yükseliş geldi. Burayı kırdı. Bunu da paylaşmıştım hatırlarsınız. Düşen kamayı. Kırılım geldi ve yükselişine devam etti. Bunun altına da düşmedi. Şu anda bu biraz önce çizmiştim. Sarı bölgede akümüle oluyor. Güç toplamaya çalışıyor. Sakin ol. Bakın. Şurada da bir yükselen kama var. Ya burası çok yükselen kama değil. Burası üçgen. Pardon. Yanlış gördüm. Ya şurada var evet. Çizmişim. Bunlar tabii ki 15 dakikalık falandır tahminim. Evet. Ya tabii buralar trade için çok uygun değil ama düşüşü göstergesi arkadaşlar. Artık düşeceğinin, gücünün kesildiğinin bir göstergesi olarak çizmişim ben bunları. Evet, düşmüş de gerçekten. Biraz detaya giriyor yani 3 dakikalık, 5 dakikalık, 15 dakikalık bu formasyonlar detaya giriyor. Düşüyor. Bakın düşmüş hakikaten. Hatta şu seviyeye kadar düşmüş. Sonra bakın tekrar düşen kama yapmış. Bu sefer de buradan yükselmiş.
Yükselmeye çalışıyor daha doğrusu. Daha yükselmemiş. Seviyelerinin altına inmiyor ama. Evet. Diğer formasyonlara da bakalım arkadaşlar. Ayı formasyonları. Alım satım seviyelerini az çok anlatıyorum. Yani stop seviyemiz ayı piyasasında, alım seviyemiz nereden olmalı? Nerelerden girmeliyiz? Obo var. Tobo'nun tam tersi. Son zamanlarda çok obo görmedim ama bir bakalım şöyle. Saatlikte görebilir miyiz? Evet. Evet, şurada bir obo var bakın. Obo olmasa da 30 ek kalıpta nasıl gözüküyor? Yok. Saatlikte bakalım. Obomsa ama obo değil. Bakalım. 2 saatlikte bakalım. Evet. Şurada var ya. Evet. Şu obo bakın arkadaşlar. 3 saatlikte daha iyi gözükecek sanırım. Ops. Nereye gitti o? Şu muydu? Kaybetti değil mi güzelim oboyu? Şu. Ya obo vari. Çok obo nizam bir obo değil ama burada çizebiliriz. Hedefine varmış çünkü. Bakalım. Şuradaki tool'dan alıyorum. Şurada bizim işte harmoniklerin olduğu yer. Burada omuz baş omuz. Tersini çizdiğiniz zaman da tobo oluyor. Tersini çizdiğinizde. Onu daha önceki derste göstermiştim. Burada obo yok. Şuradan yapacağız. Şöyle bir obo var. Obo da değil ama şu seviyeyi gösteririz. Evet. Esasında daha net oluyor arkadaşlar. Bu kadar şey değil. Denk gelirsek yine biraz bakarız birazdan. Şuraya ortalama alıyoruz. Volüm bölgesi olarak. Bu seviyeye kadar aşağı düşmesi bekliyoruz ki düşmüş bakın. Bu seviyeye kadar da. Yani boyun bölgesiyle baş bölgesi dibi kadar. Tepesi kadar daha doğrusu. Boyun bölgesi de dip nokta oluyor. O seviyeye kadar aşağı düşer ve düşmüş. İğneyle düşmüş, düşmüş. Bu bir obo. Forma çok nizami değil ama. Ben daha yakalayalım. Son zamanlarda göremedim çok. Belirgin. Paylaşmadım da zaten. Genelde düşüş formasyonları bu ara yükselen kama şekli. Evet. Bu ara yok. Eskilerde var mı? Bir bakalım. BTC dominansta vardı sanki saat. Bir bakalım. Doğru. Ama o çalışır mı bilmiyorum. BTC dominansı benim böyle arkadaşlar. Saatlikte mi vardı? Bu tobo demişim ben. Çalışmadı. Yani şu yani şu mavi seviye çok önemli arkadaşlar. Şu ve şu kesikli çizgi. Dominans için son kaleler yani. Sürekli bunda obo şeyi var, formu var. Sürekli obo yapmaya çalışıyor ama belirgin bir obosu yok arkadaşlar. Şunu söylüyorlar değil mi? Şu muydu? Yani çalışacağını ben ihtimal vermiyorum. Kaç saatlikte vardı? Saatlikte hocam. O gösterdiğiniz şurası. Şurası mı? Evet. Evet. Ama çalışmamış. Çalışmış. Kısmi çalışmış herhalde.
lazım. Yani bu önemli. Bunu kilitleyeyim ben. Evet. Şimdi şuradalar. İşte seviye esasında şuraya düşmeli bu. Çok zaten çalışmamış. Yani bir yerden da bayağı bir yerden dönmüş. Normalde bunun seviyesi bu. Yani bu ya dominansa falan pek ben obo, tobo pek aramıyorum. Ben genelde dominansa arkadaşlar seviye düşüşlerine bakıyorum. Yani seviyeler çiziyorum. Çünkü onlar çok iyi çalışıyor o seviyeler. Bakın görüyor musunuz? Mesela şu mavi ve mor düşenler arkadaşlar. Ta nerelerden geliyor? Çok da iyi çalıştı. Şu mavi çok iyi çalıştı. Hala bu maviyi korumaya çalışıyor. Bakın son zamanlardaki savaş şu mavi düşenli şu turuncu noktalarla çizdi. Yükselen arasında görüyor musunuz? Bakın sıkışıyor. Bunun üstünde kalmıyor. Bunu da aşmaya çalışıyor. Dominans. Yani savaş bunun savaşı. Düştüğü an ciddi bir kayıp yaşayacaktır BTC. Yani dominans kaybı yaşayacaktır. İnşallah fiyatı çok düşmez. Yani fiyatı da düşerse dolar çıkışı olabilir piyasada. Biz doların çıkmasını istemiyoruz. Doların altlara gelmesini, majörlere akmasını, altlara akmasını istiyoruz. BTC'deki büyük paranın altlara ve majörlere akmasını, önce majörlere sonra altlara akmasını istiyoruz, bekliyoruz. Çok düşerse, dominansa çok düşerse, BTC de çok düşerse, düşüşe bağlı olarak dominans düşerse para kaybolur piyasada. Para dışarı gider yani. O da çok istediğimiz bir şey değil. Ben çok istemiyorum açıkçası. BTC'nin çok aşırı düşmesini, dominansın aşırı düşmesini. Sağlıklı düşsün. Doğrusu o. Bakın şu son dönemde 2020 Eylül'üne kadar yaşanan sürede bakın arkadaşlar. Dominans nerelerdeymiş? Altlarda. Gitgide yükselmiş. Buralarda boğa sezonu yaşandı. İşte şu düşüşlerle. Mini boğalar yaşandı. Çok para fiyatlandı. Asıl dominans düşüşü bakın. 2017'nin şu seviyesinde oldu. Bu düşüşlerde ciddi karlar elde edildi. Altlarda 7x'ler, 8x'ler, 10x'ler yaşandı. Şu düşüşte. Daha sonra işte tekrar yükseldi de. Böyle. Dominans da çok yok. Biz devam edelim. Yani o boyu yakaladıkça paylaşırım. Devam edelim arkadaşlar. Düşen kanal. Düşen kanal nerede vardı? Son dönemde nerede yakaladım ben onu? Bir yerde yakalamıştım. ETC'de miydi? Birinin bir ETC paritesinde. Sürekli bir düşüş vardı arkadaşlar. BTC olabilir ya. BTC, BTC. Nerede mi? Evet, burada vardı. Doğru hatırlamışım. Şu dönem. Şurası. Düşen kanalda şu. Kanalın tam tersi. Yükselen kanalın. Bunlara ending channel deniyor arkadaşlar. Şöyle çizelim de. Gördük mü? Nasıl çalışıyor alt taban? Üstte de belli bir seviyeye geçemiyor bir türlü. Sürekli düşüş. Bunu fırsata çevirenler var mı? Var. Kimler var? İşte şuradan satıp şuradan alanlar. Al, sat. Al, sat. Al, sat. Bakın. Bunu da fırsata çeviriyorlar. Tabii düşenle beraber kesiştiği an sıkışmaya başlıyor. Bakın en sonunda kanalın dışına çıkmış ama
Buradan da bir düşenle sıkışmış. Daha sonra kanalı kırmaya çalışıyor. Hala bakın kanalın içinde. BTC paritesinde. Ethereum klasik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Düşen kanal da bu. Düşen kanal kırılmadan yükseliş gelmez. Gerçek yükseliş. Bunların hepsi yalancı yükseliş. Şuradan al, şuradan sat, al, sat. Bunu yapanlar var. Ben çok yapmıyorum yani. Alt kanalın altına girdiği zaman da dip sıyırıyor. Bakın dip sıyırdığında da bunun üstüne geçemediği zaman düşüş derinleşiyor arkadaşlar. Bakın daha da altı düşmüş. Hatta burada bir ayı tuzağı yapmış. Burada da ATL yapmış arkadaşlar. Son, yani tüm zamanların en düşük seviyesinden tepki almış artık buradan. Bir yükseleni bilmiş. Şuradan bakın. Şuradan tekrar dönmüş. Şuradan destek almış. Tekrar destek almış ve yükselmeye başladı. Bakın bu seviyeler size komik gelebilir. Yani bu küçük hareketler gelebilir ama bakın seviyeni. Karlılığa bak. Seviyeden yakaladınız yine. %130 arkadaşlar. Kanal tepesinde diyelim ki satacaksınız. %100. İkiye katlıyor paranızı. Şu seviyeden alsanız ve kanal tepesinde satış girseniz ya da stop koysanız yükselse dahi ve satsa paranızı ikiye katlıyor BTC paritesinde. Bir de bu arada BTC yükseliyorsa karlılığınız daha da yüksek olur. Yani bu seviyeler bile coin'den coin'e değerlendirilmesi gereken yerler. Yani mesela diyelim ki bir trader kanal alsaydı bu kanalı yakaladı diyelim. Şu kanal şuradan aldı. Seviyeden aldı, topladı, yükseliyor. İşte kanal ortası, kanal tepesi, kanal tepesine satış girdi. Düşeni yakalaması mümkün değil ama kanal ortasına satış girdi ya da stop girdi ve sattı diyelim. Bakın şuradaki karı bile, kanal ortasındaki stopu bile arkadaşlar %25 kar bırakıyor. Şurası. Bu seviye. Yani garanti bir de yani neredeyse garanti. Bunun altına düşmemiş. Bir şurada düşmüş ki o da hemen toparlamış zaten 1-2 gün içinde. Tepeye çıkmış yani. Yani %25 kar bırakıyor cepte. Yani bu kanallar işte diyelim ki alım satımı yapacak bir şey bulamadınız. Bu kanalları yedekte tutup değerlendirebilirsiniz. Küçük meblağlar için. En azından karsız gün kapatmazsınız. Kanallar bu açıdan iyidir. Yükselen kanal da aynı şekilde. Düşen kanal da mesela. Yükselen kanal en son hangisinde vardı? Geçen derste de işlemiştik. Quantum'da iyi çalıştı mesela. Ya da Sent'te mi iyi çalıştı? Sent'te iyi çalıştı herhalde. Yok Quantum'da iyi çalıştı. Burada yükselen kanal değil de yükselen üçgen vardı. Quantum'da iyi çalıştı mesela. Şu seviyeyi kapatmış mıyız yükselen kanalı? Şu seviyede bakın yükselmişti. Hatırladık mı? Ben sonra bunu bir kırdı bakın nasıl fiyatlandı arkadaşlar. Bu kanalın uzantıları devam etmiştir. Seviye olarak. Gördünüz mü? Dönüş yerleri, yükseliş yerleri, tepki yerleri bakın. Kanal sürekli çalışmış esasında. Ne kadar bitmiş gibi gözükse de burada. Bu düşenler veya işte tepki yerleri sürekli çalışıyor arkadaşlar. Kanallar bu açıdan iyidir. Yani garanti kazançlar sunabilir size. Birazcık garantidir kanal çalışmaları. Yükselen kanal olsun, düşen kanal olsun. Mesela burada şey de yapabilirsiniz. Eğer şeyde çalışıyorsanız bir TradingView'de bir klasör oluşturursunuz. Yeni liste oluşturursunuz. İçine mesela düşen kanal, yükselen kanal diye oluşturursunuz. Atarsınız içine. Günlük takip edersiniz. Eğer kanal dibine gelmiş mi? Kanal tepesine gelmiş mi? Al sat yapabilirsiniz yani. Bu da size bir öneri. Evet. Elmas formasyonu YEFI de vardı. Bir çift tepe var. Onu da görelim.
If USD haritasına geçelim. Evet. Elması geçen de anlatmıştım. Burada da hepsi var maşallah. Bazı coinlerde var ya, bütün formasyonları deniyorlar arkadaşlar. Bakın. Yifi'de, Yearn Finance'da. Bakın elmas formasyonu. Elması bir şeye benzetemediğiniz zaman bilin ki elmastır. Yani bir tepe, bir dip, bir tepe yapıyorsa işte çanaktır, kamadır bir şey yapamıyorsanız elmas formasyonuna girmiş durum. Elmas formasyonu hem dipte hem tepede oluşur arkadaşlar. Bakın dipte oluşumda yükseliş, tepede oluşumda düşüş yeridir. Genelde sağlam çalışır. Yani bundan sonra çok böyle bu seviyelere gelmesi bakın aylar alır. Hakikaten de gelememiş uzunca bir süre. Sağlam bir dönüş formasyonu. Bakın burada da oluşmuş. Burada da var. Yenilerde bunu görmemiştim ben. Şimdi sizle beraber gördüm. Gene sağlam dönmüş arkadaşlar. Yani böyle bir şey olmuş. Alo. Sağlam düşmüş. İyi, egzersiz yapıyorum. Sen ne yapıyorsun? Nasıl? Evet. Burada da bakın ikili tepe var arkadaşlar. Bu mesela saatlikte ya da 15 dakikalıkta şöyle görebilirsiniz. Önlemini söylüyorum. İkili tepeyi. Şu şekilde. Esasında çanak yapısı da var gibi ama. Evet, çanak kulp da yapmış burada. Yok, çalışmamış. Yok değil. Çanak kulp değil. Çalışmamış kulp. Sonra çanak kulp yapmış, çalışmamış. İlginç. Evet. Burada bakın ikili tepeyi şu şekilde de görebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle hemen hemen birbirine eşit seviyeler olur. Saatliğe geçtikçe yavaş yavaş daha iyi belirir. Bakın iki tane tepe var. Bunlar saatlik mumlara döndükçe daha da belirgin haline ve bakın kesinlikle şeylerden almıyorsunuz. İğnelerden. Mumlara bakılıyor arkadaşlar. İkili tepede. İkili tepede de çip dip de deniyor buna. Çok sağlam bir dönüş olur arkadaşlar. Buradan artık buradan işlem açılmaz. Buradan yukarı işlem açılmaz. Buradan aşağı işlem açılır. Bunu yakaladığınız an şortunuzu açabilirsiniz. Kaybettirmez peki. Hiçbir zaman o seviyeye gelmemiş. Sağlam bir tepe yapmış. Ha, bu tepeyi nerede yaptı? Tabii ATH'de yaptı arkadaşlar. Bakın burası aynı zamanda bir ATH. All time high. Yani bunun üstünde bir seviye yok artık. Burası tepe. Everest'i bu. Coin'in Everest'i burası. Bunun altına her düşüşü başlamış. Burası artık tam bir short yeri. Buradaki short'a giren adam parayı kırar. 5x ya da 10x girdi. 5x girdi. Bakın. %40, %200 mü yapıyor şu seviyede diyelim ki. Zaten buradan da dönmüş. Bakın bu Fibiben ta ne zaman çekmiştim. Hala çalışıyor. %40 düşmüş arkadaşlar. 5x'de bile %200 yapıyor. Burada belki 10x açılır. %400 bir kazanç verir short'ta. 10x açsanız. Bu tam bir işte dönüş yeri. İkili tepe. İkili tepe de bu şekilde. Ayı piyasasında bugünkü konularımızı bitirdik diye düşünüyorum. Başka var mı? Anlatmadım. Ona bir bakayım. Evet. Bugün konular da bitmiş. Son 10 dakikamıza girdik. Coin söyleyin bakalım isterseniz. Arkadaşlar 3-4 tane coin'e bakalım. Avax hocam. Avax. Bakalım hemen.
Watson dolar paritesi nasılmış? Avaksa ne çok, Avaksa ne düşmüş ya. Çok etkilenmiş piyasada. Tüh. Bir haber çıktı diyorlardı Avaksa, doğru mu? O haber mi acaba etkili oldu bunda? Bir ara cüzdanı Değil bozulmuştu hocam bunun. mi? Ondan sonra aynen. Binance de şey demişti. Eğer paraya ihtiyacınız varsa satın avakslarınızı diye bir açıklama yapmıştı. Öyle mi? Onu duymadım ben. Bir hafta falan kimse cüzdana çekemedi parasını. Şey coinlerini. Ha, sıkıntı orada. Ya böyle şeylerde eğer çok şeyse, yani kademeli, ya gerçi buralarda çıkamadınız herhalde anladığım kadarıyla. Şunu kırması gerekiyor arkadaşlar. Düşen kanal da var hocam burada da. Birazcık İşte yataya kanal, bağladı yani da. kanal da olabilir. Bir bakalım kanala da. Yalnız bunu kırmadan bu yükselmez. Kanalda çizelim. Kötü olmuş ya. Ya arkadaşlar, yükselmiş coin'e girmeyin ya. Yani yok, kanal yok bunda. Kanal çok, yani çok kanal oturmuş. Şuradan dönseymiş kanal derdim de. Kanal değil bu. Sıkışıyor. Şöyle sıkışıyor artık Hocam bir de burada. alttan yükseleni var bir tane. Yükselen bir Onu da desteği var. Herhalde kıracak gibi çizelim. duruyor. Şöyle çizilecek bu. Günlükte falan çizelim. Daha net olur. Evet. Böyle bir yükselen sıkışıyor. İnşallah simetri üçgen yapısı var ama inşallah yukarı kırar. Ya çok hacim de çok. Bunda çok alan var biliyorum. Çok kişi soruyor. Ciddi bir hacim var. Şuna bakar mısınız? Yani inşallah. Yani ben düşeceğim, satmayın yani. Yani satmayın demeyeyim de satmazlar diye düşünüyorum. İnsanlar bunu satmaz. Yani çünkü çok düştü. Yarı yarıya düştü. Stop olunmamışsa. İşte arkadaşlar, stopun önemi bakın, ikili tepe yapmış. Görüyor musunuz? İkili tepe düşmüş. Deminki Yefi gibi. Şurada resmen, yani küçük yatırımcıya satmışlar malı. Şu tarafta. Ne oldu? Acımazıyla arkadaşlar, kaç biliyor musunuz acım? 9 milyon. Çarpı 25, 10 milyon. 25, 250 milyon dolar var şu mumda. Bir günde. Doğru mu ya? Yani 10 milyon hacim var. 20 dolar değil. 30 dolar hatta. 30'dan 54'e. Şuradan 31, 32'den 54'e. Şu mumda 22 milyon dolar var arkadaşlar. Muazzam bir rakam yani. Bir günlük bir işlem. Bir coin için. Hocam, Avax'taki Avaxa biraz kaçırma korkusu oldu. O yüzden herkes alım yaptı. tabii işte küçük yatırımcı o. Büyük Evet. yatırımcılar FOMO'ya kapılmaz arkadaşlar. Onlar çok nettir yani. Bugün size paylaştığım örnek var ya, öyle hareket ederler işte. Büyük yatırımcılar. Bu arada ne oldu şey? Ada. Kırda herhalde. Gidiyor. Yo, düşmüş gene. Oo. Stokta koymamışım, iyi mi? Neyse, kalsın. Alttan alırız. Evet. Sıkışıyor arkadaşlar. İnşallah bunun sonu hayra alamet olur. İnşallah yukarı kırar. Yukarı kırsa bile Hocam, ne? 9 Mart'ta Efendim? kilitli avakslardan bir kısmı açılacak. Onda tekrar bir düşüş beklentisi, sonradan bir artış var ama bilemiyorum. Siz nasıl yorumlarsınız? Satacaklar yani insanlar. 9 Mart'ı beklemez bu ya. Çok sıkışmış. Bu bakın yukarı kırar Allah'ın izniyle. Burada bir tepki alır. Tekrar düşer. Sonra bu böyle.
Tahminimi yazayım size. Piyasayı ne bozdu biliyor musunuz arkadaşlar? Macin. Kaldıraçlı işlemler var ya. Yaşanan sıkıntıların hepsi macin. Belki şu son dalgayı yapmaz, belki kırar gider inşallah. Onu da çizeyim. Onu da şöyle çizeyim. Bu iki olasılık var. Çünkü satışlar durmuş artık. Yani çok ciddi mumlar yok. Küçük küçük mumlar var. Satış hacmi durmuş arkadaşlar. Sanırım artık zaten çoğu kişi stake yapıyor hocam bu coin'i. Değil mi? Aynen, stake'i de var. Yani çoğu kişi stake'de şu anda. Ha. Kilitler açılsa işte 9 Mart dedi. Değil mi arkadaşımız? 9 Mart'ta o zaman. Kilitler açılınca satacaklar mı? Ödüle bağlı. 60'ı kaçırdıkları için bence satmazlar. Ben gruplarındayım. Yani 3-4 ay daha stake yapacaklar büyük ihtimalle. O zaman satmayacaklar. Tekrar stake yapacaklar. Coin'e çok güveniyorlar. O yüzden satmayacağız falan diyorlar. Ben gruplarındayım. Projesi iyi diye biliyorum ben de. Evet hocam, Türk projesi iyi. Emin kim? Türk, evet. Avalanche. Türkçe bir sorun bakalım. Ne düşünüyorsun? Twitter'dan falan. Değer yatırımı olarak görüyorlar hocam Avax'ı. Ben de onlardan birisiyim. Satmayı düşünmüyorum ama ben 12-14 dolar arasından topladım. Çok güzel. İşte alttan almanın faydaları değil mi? Alırken kazanıyorsunuz. Oo, ben ne hedefler vermişim buna, 17 dolar falan. Şu seviyede. Evet, kaldı. Avax'ı bir de BTC'de bakalım. Bu da bir ara XLM'nin, Stellar'ın şeyi gibi değil mi? Hani o da çok insanları bezdirmişti. Kişi almıştı. Bunda düşeni kırmış bu. Şu kamayı kırmış ama yukarı çıkamıyor. Şu kırmızıyı geçemiyor. Böyle çizelim. Şöyle bakın. Şöyle mi oluyor? Şuraya değsin. Şurası önemli bir yer. Şöyle bir kırılım olmuş. Şurada. Akümüle oluyor diyebilir miyiz hocam? Evet evet, akümüle oluyor. Zaten dolarda da var. Dolar paritesinde de o akümülasyon var. Çok sıkışmış dedim ya. Burada da bakın, orada maviydi. Burada kırmızı çizmişim. Direnci. Direnç niye önemli? Esasında gelmiş geçmiş öyle mi? Bakın buraya çok delmemiş. Yani çok şey geçmiş. Yavaş geçmiş. Böyle bir yer var. Buradan dönmemesi kötü olmuş arkadaşlar bu coin için. Buradan dönmesi gerekiyordu. Ama dönememiş. Evet, sağlam bir direnç olmuş. Talihsizliği bu. Yani onu biz şeyde mavi olarak gördük. Dolar paritesinde. Burada da bakın. Şu seviyenin düşmesi çok kötü olmuş onun için. Buradan bunu geçmesi gerekiyor. Akümüle oluyor, evet. Nerede akümüle oluyor? Şurada akümüle oluyor. Böyle bir şey çizersek bakalım, buradaki dönüş yerinde akümüle oluyor. Bunun altına düşmüyor. Şuranın. Şu seviyenin altına düşmüyor. Evet. Burada da dibi şurası. Bakın. Ya bu dönüş yerleri, iğneler, rastlantı değil arkadaşlar. Bak. Gördünüz mü? Nasıl çalışıyor? Ya. Burası tam ekleme yeriymiş.